arkadaş. Sizler de kurbanın makasından tutun efendim. Şöyle buyurun hep beraber. Bir saniye çocuklar. Ya bir dakika. Işık Mahallesi'nde yapımını Uşak Belediyesi'nin gerçekleştirdiği Hacımlı'nın Mehmet Parkı açılış törenini gerçekleştiriyoruz. İşte onlarca çocuğumuz sevgili anne babalarla birlikte çocuklarımızın güvenli ve sağlıklı şekilde oynayabilecekleri, öğrenip eğitebilecekleri spor olabilecek bir tesis. Değerli konuklarımız, Hacımlı Mehmet Parkı hayırlı uğurlu olsun diyerek alkışlar açıyoruz. Hediye dağıtacak Sayın Başkanımız ama öncesinde bütün çocuklar benim arkama tek sıra yapsın. Evet. Tek sıra. Ben yardımcılarımıza, muhtarlarımıza ve bizi bu mahalleden takip eden apartmandaki hemşehrilerimize hepinize saygılarımı iletiyorum. Basınımızın değerli temsilcilerine de. Bugün burada güzel bir gün. Kış sezonu açısından baktığımızda ve bir parkımızda bitirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Sezon sonuna geldiğimiz bu süre içerisinde. Bu alanı sürekli mahalle muhtarımız çok yakın bir şekilde bu mahallede büyük bir alan yapalım istiyordu. Biz de çok istiyorduk ve burayı çok yakından takip ettik ve uzun süre mülkiyetini elde etmekle uğraştık. Sonra mülkiyetini elde ettikten sonra bu mahallenin kullanımına hazır hale getirdik. Adını da Milli Kuvayiye'de çok önemli görev üstlenmiş ve kentimizde Kurtuluş Savaşı'nda kahramanlık destanı yazmış. Hacımlı Mehmet'in oğlunun yeri olması hasebiyle de onun alına bu ismi verdik. Hem milli kahramanımızı saygıyla yad edelim istedik. Hem de bu alanı bu bölgede boş alan olmadığı için toplanma mekanı, oturma yeri, çocukların oyun alanı, tartan pistiyle yürüyüş alanı olan bir alan olsun istedik. Bir nefes alma alanı olsun istedik. Allah'a şükür bugün 4,5 seneyi tamamladık ve şehrimizi dört tarafını çevre yollarıyla 40 metrelik yollarla açtık. Yaklaşık 4,5 yılda tam 30 kilometre bölünmüş yol yaptık. Devletin yaptığından daha fazla yani. Sizden aldığımız destekle ve sizden aldığımız kaynağı bu şehir için kullandık. Biliyorsunuz Banaz'da sıcak su boşa akıyor. Biz olmayan suyu bulduk. Karaağaç Mahallesi'nde termal tesis olarak Uşak halkının hizmetine sunduk. Yine Orman Bakanlığı'na bağlı olan ve kaderine terk edilmiş olan Aksekamlığı'nı aldık. Bugün Türkiye'nin en güzel yeri yaptık. Biz iktidarda olmadık. Biz sadece desteği önce Cenab-ı Allah'tan sonra sizden aldık. Çöplük sorunu vardı. Bütün şehir kokudan geçilmez haldeydi.